Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Antalya'dayız. Şorjik avına geldim arkadaşlar. Öncelikle leader'ı bağlarken nasıl bağladığımı, hangi düğümü attığımı göstereceğim. Daha sonra da avluğa geçip atışlara başlayacağız. Arkadaşlar ben leader'ı önceden FC düğüm yapıyordum. Daha sonra Alberto denilen düğümü yapmaya başladım. Hem daha basit, hem de daha çok hoşuma gitti. Kullandığım, Şorjuk'ta kullandığım ip misina Daiwa Tornamet 0.20 mm kalınlığında 18 kilogram çekere sahip güçlü bir ip. Leader ise aynı şekilde Daiwa'nın G-Thread dedikleri 30 lb'lik leader arkadaşlar. Öncelikle düğümü nasıl yapıyorum size sırasıyla tek tek anlatacağım. Şimdi sırasıyla ilk önce lideri elimize alıyoruz. Şu şekilde bir 8 santim veya 5 santimlik bir geri katlama yapıyoruz arkadaşlar. Çok basit bir düğüm. Daha sonra ana misinamızı, yani ana gövdeyi, ipi delikten geçirip şu şekilde, bak, şöyle şuradan geçirip uzatıp uzatıp yaklaşık bir 25-30 santim uzatıyoruz. Ondan sonra şu şekilde, düğüm çok basit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben 10 kere yapıyorum arkadaşlar. Bunu böyle bu şekilde, kamerada iyi gözüküyor mu tam emin değilim ama şu şekilde 10 tur sarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu şu aralardaki açıklık var ya, şu şöyle baktığınız zaman açıklık var ya, o açıklıklardan tekrar tersine şu şekilde aralarına giriyor arkadaşlar. Tekrar sola doğru gittik, sağa doğru girerken o aralardaki açıklıklara bu ipin girmesi gerekiyor. Ne kadar güzel o aralara girerse, ne kadar güzel ipinizi nizami şekilde sararsanız, daha sonra işin sonunda çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet, şimdi bütün araları doldurdum. Tamam. Evet, daha sonra İpin ucunu, şu görmüş olduğunuz ipin ucunu, şu ilk geçirmiş olduğumuz delikten şu şekilde geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi yavaşça çektirip, tabi bunu ıslatmamız gerekiyor. Yavaşça çektirip düğümü bitiriyoruz. Tabi ben bunu elle çektirip bırakmıyorum. Elime eldiven giyip ya da koluma falan sarıp sıkı bir şekilde çektiriyorum. Bunu çıplak elle çektirmeyin, elinizi keser. Şimdi gördüğünüz gibi düğüm bu şekilde oldu. Alberto düğüm dedikleri bu arkadaşlar. Elimden geldiği kadar kameraya göstermeye çalıştım. Netliği nasıl olacak tam bilmiyorum ama göğüs kamerasıyla çektim. Yani zoom yapamıyorum. Daha sonra şu görmüş olduğunuz fazlalıkları dipten, yani 2-3 milim kalacak şekilde dipten kesiyoruz. Leader düğümü bu şekilde. Daha sonra da rig düğümünü anlatacağım. Ondan sonra ava başlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi eldivene sardığım ipi. Bu leader çok sağlam arkadaşlar. Daiwa'nın G-Thread modeli. Leader'e zaten turnada başladım. Daha doğrusu Şorjik'te daha önce kullanıyordum da turnada hiç kullanmıyordum. Yemler kesilmeye başlayınca leader'e başladım. Şimdi bu leader çok hoşuma gitti. İki elime de sardım görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra sımsıkı çektiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu normalde
kilogram ölçer aletlerle çekip test ediyorlar. Benim şu an elimde yok ama 10 kilograma dayanıklı 1 litre 8 300'de 8,5'te falan kopardım. Yani düğümü gayet iyi kopmuyor. Gördüğünüz gibi koparamadım. Olay bu. Eldivenle bile adamın elini acıtıyor yani. Yani siz düşünün kilogramı ne kadar sağlam olduğunu. 0,20 milimetrelik gitmişsin ha. 0,45 milimetrelik leader. İp tornament. Leader da G-braid şey. Daiwa G-trade. Şimdi gördüğünüz gibi mükemmel bir düğüm oldu. Kameradan tam belli olmuyor ama çok güzel bir düğüm oldu. Daha sonra şu fazlalıkları dipten 3 milim 5 milim kalacak şekilde fazlalarını kesiyoruz arkadaşlar. Tamam. Tamam. Gördüğünüz gibi Alberto dedikleri düğüm leader düğümü bu şekilde. Şimdi sıra şeye geldik. Rig düğümüne yani jike bağlamak için kullanılan rigler var. Split dedikleri. Ona bağlayacağım. Bu leader'ı yaklaşık bir kulaç yani böyle kocaman bir kulaç falan keseceğim. Evet, devam ediyoruz şimdi düğüme. Evet arkadaşlar, şimdi de split rig dedikleri jig'de kullanılan işte ara değişim yani klips kullanılmadan jig değiştirmek için yapılmış, tasarlanmış presli rig. Diğer halkalar gibi değil arkadaşlar. Bu gördüğünüz Shoss marka. 40 lb çekeri var. Yani yaklaşık 20 kilogram falan. Gördünüz. Zaten bunu kolay kolay balık açtığını hiç duymadım, görmedim de. Şansımızı deneyeceğiz zaten. Bakalım ne gelecek. 10 tane var içerisinde. Gördüğünüz gibi. 4 numara Shoss marka. Şimdi bunu düğümü şu şekilde. Bunu da bizim kanocu arkadaşlar var. Onlardan öğrendim. Daha doğrusu şöyle klipse benim kullandığım bazı farklı düğümler var. Daha şeyde turnada yemleri koparınca turnada da leader yapmaya başladım. Klips düğümlerini atarken genelde leader'dan çektiğin zaman kopuyordu. Bir de bu yöntemi söylediler. Bu yöntemi tavsiye ettiler. Bu da çok basit ama çok güzel kullanışlı. Bu shorjig'de falan da kullanılıyormuş. Jig avlarında falan. Slowjig'de, shorjig'de. Bunu arkadaşlar delikten bir kere geçiriyoruz şöyle. Leader'ı geçiriyoruz delikten. Bir daha geçiriyoruz. İki. Biraz uzun bırakırsanız daha iyi olur. Sonradan işlemler var. İki. Bir daha geçiriyoruz. 3. İsterseniz 2 geçirebilirsiniz. Ben turnada yani spinde 2 geçiriyor. Bunda 3 tur attım. 3 tur attım. Gördüğünüz gibi. Hiçbir sıkıntı yok. Bir daha bakalım. Tamam. Gördüğünüz gibi 3 tur attım. Daha sonra şu ipin ucunu şu şekilde attım. Şu şekilde attım. Alıp şu şekilde bütün deliklerin içinden geçirdim. Sonra hafifçe çektirdim. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Kamerada inşallah güzel görünüyordur. Yakınlaştırayım, uzaklaştırayım. Belki şey yapabilir. Odaklayabilir. Göğüs kamerası çektiğim için.
Şimdi daha bitmedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir görüntü ortaya çıktı ama daha bitmedi. Bunu çektirdik şöyle şu şekilde. Tamam. Şimdi bunu normalde dişime şurasını dişime tutturuyorum. Daha sonra şunu da geri derip o şekilde yapıyorum ama şu an onu yapamam. Terse geliyor kamera. Bunu da şu şekilde yapıyorlar. Şunu şöyle karşınıza aldınız. Üstten aldınız. Bir tur çektiniz. Bakın. Sonra bunu şu hiç değişmiyor. Şunun yönü hiç değişmiyor. Bakın. Bunun yönü hiç değişmiyor. Evet. Şöyle göstereyim. Bunu bu sefer alttan bakın. Çektirdim. Sonra bunu üstten bakın rigin yönü hiç değişmiyor. Bak. Ona dikkatinizi çekerim. Üstten, alttan. Bunu normalde gerdirerek yapıyorum ben. Şimdi kamera terste olduğu için size bunu gösteremedim. Ama düğümün metodu bu. Şimdi alttan aldık. Üstten. Üstten. Heh. Şimdi şöyle güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Bakın. Tamam mı? Şöyle zoomlayayım. Gözükebiliyor mu? İnşallah gözüküyordur. Ya böyle videolar için zoomlu bir kamera şart ya. Odaklanmıyor. Yani güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Bunu istediğiniz kadar çoğaltabilir misiniz? Yani kanoncu arkadaşlar o şekilde söyledi sağ olsun. Bu düğüm gayet güzel ve basit. Bayağı da sağlam. Şimdi düğümü de yaptıktan sonra dipten yine aynı şekilde 3 milim 5 milim kalacak şekilde kesip ava başlıyoruz arkadaşlar. Bunu da bir kulaç falan bıraktım. Leader'da bir kulaç falan bıraktım. Şimdi denize geçip şorcuk avına başlayalım.